Evet, bu derste yamaç ve şevlerin stabilitesi üzerinde duracağız. Yamaç ve şevler ya da eğimli yapılar, heyelanlar, bunlar hem dinamik hem statik yüklerine etkilenerek tetiklenebiliyorlar. Dolayısıyla her iki durumda, yani hem depremsiz hem depremli durumda problem oluşturabiliyorlar. Bu nedenle bunlara ayrı ayrı bakacağız iki durum içinde. Şimdi önce bir heyelanlara bir bakalım. Heyelanlar yer kayması olarak da biliniyor hepimizin bildiği gibi. Ya da genel bir terim olarak ya da daha çerçeve bir terim olarak kütle hareketleri diye düşünebiliriz bunu. Yamacın dengesi bozulması sonucu yer çekiminin de etkisiyle ki bazen deprem de etki ediyor bunlara. Etkisiyle arazinin bir bölümünün yamaç eğimi doğrultusunda hareket ederek şekil ve yer değiştirmesi. Bu durumda kayalar ufalanıyor ya da büyük ölçüde tabakalar kayabiliyor ve böyle bir problem oluşturuyor. Dolayısıyla bunun yapılaşma öncesinde incelenmesi önemli. Ki bazen yamaç, şev, heyelan birbirine karıştırılabiliyor. Ama ben genelde Türkçe bir terim olduğu için yamaç terimini kullanıyorum çoğu zaman. Ama literatürde yamaçla şev arasında bir fark var. Yamaç yapay olan, insan eliyle oluşturulmuş, yapay olarak oluşturulmuş eğimli yapı. Mesela bu nasıl oluşur? Yani bir mühendislik yapısı yaparsınız, bir yol yaparsınız. Yol için bir yeri kesersiniz. Dolayısıyla o kestiğiniz yerde bir eğimli bir süreç oluşur. Bu süreçte problem oluşturacak mı, oluşturmayacak mı onu ilgilenir. Bir de doğal olarak bu yamaç vardır, eğimli yapı vardır. Bir de heyelan, bunun harekete geçmiş hali diye düşünebilirsiniz, aktive olmuş hali diye düşünebilirsiniz ama bu ekranda gördüğünüz tanımlar Türk Dil Kurumu tanımları. Yani yamaç dediğimizde dağın ya da tepenin herhangi bir yanı. Şev dediğimizde de inişli yer, bayır, eğikli, meyilli. Ki İngilizcesi bunun slope'tur. Slope eğim demek. Slope stability, eğim ya da yamaç stabilitesi olarak ya da şev stabilitesi olarak tanınır. Şev muhtemelen ya Fransızcadan geçti bu terim bize Türkçe'ye. Şimdi heyelan dediğimizde heyelanın önce bir genel bir anatomisine bakarsak heyelanın belli bölgeleri var. İşte bunlar A bölgesi, heyelansız bölge, B bölgesi, heyelan bölgesi, C bölgesi çökme, D kabarma, E de akma bölgesi. Bunlar içinde de kendi içinde bir başlangıç kısmı heyelanın ya da taç kısmı diyorlar. En çok literatürde duyacağınız şeylerden biri o taç kısmı heyelanın. Bir kral gibi en tepedeki kısım. Kralın tacı da başında olduğu için. Gerilme çatlakların oluştuğu kısım gene tepede. Şurası. Esas ayna dedikleri şev hareket ettiğinde belli bir kırık düzlemi oluşturur. Bu kırık düzlemi belli izler bırakır. Bu noktadan şu birim şu noktadan aşağı doğru kaymış. Bu kayma şeyi aynası. Tepe noktası 4 şurası. Sonra küçük çatlaklar dediğimiz şey 5 şu şeyin dışında kayma yüzeyi kesiti 6 esas kayma yüzeyi kesiti 7 kaymak kaması şu kısım 8 kayma yüzeyi gene şurada bakın şöyle bazen şu da olabilir 9 alçalan blok 9 dediğimiz şu alçalan blok şu içinde. 10 yükselen blok şu küçük olan.
Hareketin yönü diyelim 11 şu yönde hareket ediyor. 12 kaynak yani ortamda yeraltı suyu varsa kaynak suyu çıkabiliyor pınar şeklinde. Heyla'nın gölü burada kaynak dediğimiz şu 12. Çökme bölgesi 14 yani şöyle şu alan çökme bölgesi. Kabarma bölgesi şu kısım. Kabarma bölgesi. Enine çatlaklar bu kabarma bölgesinde var. Devrilen ağaçlar var ki ağaçların boylarından da bazen hangi yöne eğimlendiğinden de bazen heyelan öncesi bir işaret olarak da kabul edebiliriz bunu. Sonra kayan kitle dediğimiz şey var. Yani 18 şu sarı olan kısım kayan kitle. Onun dışında kayamayan temel ya da sağlam temel kaya benzeri herhangi bir deformasyona uğramayan kitle. Kayan kitlenin topuğu 20. Şu topuk. Boyuna çatlaklar 21. Yani şu. Bunlar enine çatlaklardı. Bunlar boyuna çatlaklar. Akma 22. Ve akmanın en uç kısmı da 23. Dolayısıyla Heyalan'ın anatomisi bu. Sadece anatomini bilmek yeterli değil. Çoğu zaman literatürde ya da jeologlar Heyla'nın anatomisi üzerine yoğunlaşıyorlar. Fakat anatomi önemli olmakla birlikte anatomiden daha önemlisi bu anatominin harekete geçmesi ya da dinamiği. Ya da bu anatomiye yapı derseniz yapının harekete geçmesi. İnsan anatomisiyle de benzeştirebilirsiniz. İnsan anatomisi sağlam olabilir fakat herhangi bir hareketlilik yoktur. Ya da insan anatomisini bilirsiniz ama diyelim herhangi bir hastalık yapabilir. Allah göstermesin diyelim kalp krizi gibi. Bu onun davranışıyla ilişkili bir süreç. Dolayısıyla heyelanlara hem anatomik olarak, yapı olarak bakacağız hem de bu yapının fizik etkiler sonucu davranışına bakacağız. Ki demin söyledim bunlar var. Taç, esas bölge, tepe, ana kütle, radyal çatlaklar, topuk gibi. Demin dediğim gibi heyelanın taç kısmı, en üst kısmı, ana ayna, dike yakın yüzey, tepe kısmı, ana kütle. Burada terimler var. Demin gördük onları. Heyelanlar genel anlamıyla kütle hareketleri içinde bir grup oluştururlar. Ki kütle hareketleri sadece heyelanlar değil, taş düşmeleri falan filan bunlar da farklı bir kategoride yer alabilirler bazen. Bunlar jeolojik, jeomorfolojik ve jeofizik süreçlerle, etki ve süreçlerle ve ayrıca insan etkinliklerine bağlı olarak yamacın dengesini ya da stabilitesini bozulmasıyla ortaya çıkıyorlar. Yani demek ki ortamın jeolojik, jeofizik etken ve süreçleri var. Artı insan faaliyetleri, mühendislik faaliyetleri de bu heyelanın tetiklenmesine yol açabiliyor. Heyelanın sınıflandırması Erinç'e göre, Sıra Hoca'nın Sıra Erinç'e göre bakarsak hızlı gelişen ve yavaş gelişen olarak sınıflandırabiliriz. Hızlı gelişenler heyelan, asıl heyelan, göçmeler, toprak kayması, çamur akıntıları, lahar ya da volkanik çamur ve döküntü akıntıları, kaya çığları. Yavaş gelişen de sünme ya da krip dediğimiz şey, akma, solification ya da katılaşma, katının sıvı gibi akması gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şev stabilitesi aslında zemin oluşturan malzemenin ilk konumunu kaybederek hareket etmesi. Bu hareket etmesini de kütle hareketi diyoruz. Tabii bu normal düz bir durumda hareket etmez. Yani bunu şeyde de yaşayabilirsiniz. Bir eğimli bir araziden inerken çok zorlanırsınız. Hatta bazen dengenizi kaybedip düşebilirsiniz. Fakat düz bir arazide düşmeniz eğer ortam kaygan değilse çok zor.
Bunun gibi. Dolayısıyla bu süreçte demin dediğim gibi doğal süreçler, deprem gibi doğal süreçler veya yağmur gibi tetikleyici faktörler ki depremde tetikleyici faktörler veya insanlar tarafından yapılan kazılar bu yamacın geometrisini değiştirirse birazdan göreceğiz yamaç faktörlerini ya da yamaç stabilite faktörlerini. Geometrisini değiştirirse stabilitesi değişir ve problemlere yol açar. Heyelanın sınıflandırmasında hareketin hızı, malzemenin türü, hareketin tipi, yenilen malzemenin geometrisi, yaş, diğer sebepler, örneğin jeolojik yapı geometri arasındaki ilişki, heyelanın gelişme süreci, coğrafi konumu, etkinlik durumu gibi birçok faktör etken ki hareketin tipine bakarak düşme, devrilme, kayma, kaymalarda dönel yanal olabilir ya da dairesel ve yanal kaymalar, yayılma, akma karışık olabilir. Bunlar hem kayalarda hem zeminlerde çeşitli davranışları ortaya koyar. Örneğin düşme, kaya düşmesi, moloz düşmesi, zemin düşmesi şeklinde, kayma, kaya kayması, moloz, zemin kayması şeklinde bir süreci oluştururlar. Ki bunların örnekleri de burada. Düşmeler burada, kayada, molozda, zeminde. Devrilmeler gene aynı şekilde kayada, molozda, zeminde. Ya da kaymaların türleri ya da şu kayma düzleminin şeyine bağlı olarak işte dönel kaymalar diyelim kayada, molozda, zeminde. Ötelemeli kaymalar burada ikisi görüyoruz. Yayılmalar burada kaya, moloz ve zemin için. Akmalar burada gene kaya, moloz ve zemin için. Her üç sürecin karmaşasından oluşan, kombinesinden oluşan entegre olarak süreçler de oluşabilir. Doğadan örnekler var. Şimdi çok basit bir şey bakarsak günlük deneyimlerimizden. Eğer Karadeniz'i gezmişseniz Karadeniz kıyısını burada çok olarak bu heyelanları veya toprak düşmelerini, toprak kaymalarını görürsünüz. Burada Karadeniz özelinde iki önemli faktör etkendir. Birinci faktör eğim, göreceğiz onun ne kadar etkili olduğunu. İkinci faktör de yağmur, tetikleyici faktör. Çünkü yağmur ortama girdiğinde, boşluklara girdiğinde kayaların çok şiddetli bir şekilde boşluklarda diyelim boşluklarda kayanın boşluk suyu basıncını arttırıp bu boşluk suyu basıncı katı partikülleri birbirinden kopartarak bir heyelana neden olabiliyor. Burada örnekler var. Burada da keza görüyorsunuz. Burada da akma, devrilme, dairesel kayma, düzlemsel kayma, yavaş akma ve düşmenin tek bir şekilde ifadesi. Evet, kayma yüzeyi, kayma açısı, derinlik ve toplam uzunluk. Bunlara bağlı olarak da D bölü L oranına göre D bölü L oranına göre de kaymaları sınıflandırabiliyoruz. D bölü L oranı 5 ile 10 arasındaysa kaymalar, 5 ile 3 arasındaysa 0,5 ile 3 arasındaysa akmalar, 15 ile 30 arasındaysa çökmeler gözlenebiliyor. Aktivite durumuna göre heyelanlar, aktif heyelan, duraklanmış heyelan, reaktivite, gizli heyelan, bitmiş heyelan, kontrol altında heyelan, kanıt heyelan gibi kategoriler var. Tabii bunlar mühendislik jeolojisinin dersi konuları. Bizim asıl konumuz stabilite olduğu için bunlara çok ayrıntı girmiyorum. O derste ayrıntıları var. Bizim asıl dersin konusu yamaç ve stabilitesi. Demin dediğim gibi eğimli, herhangi bir korumasız bir yapı yamaç karakterinde. Bunlar doğal ve de yapay olabilir. Demin söyledim, doğal olanına yamaç, yapay olanına şevde deniyor mühendislikte. Ama ben hepsine birden yamaç diyorum. Çok fazla da yanlış bir şey değil. Şimdi yamaç duyarlılığını ya da yamacın eğimli bir yapının stabilitesini etkileyen faktörler var. Mesela bunlar zeminin türü, yamacın geometrisi, yani yüksekliği ve yamaç açısı, nem içeriği, su
boşluk suyu basıncı. Bu özellikle şiddetli yağışlarla tetikleniyor. Ek yükler, yani diyelim yamaç üzerine bir bina koyduğunuzda statik durumda dengede olan şey dengeyi bozabilir. Kayma mukavemeti azalması, ayrıca titreşim ve depremde, bu titreşim yapay da olabilir, deprem sonucu da olabilir, durağılılığı ya da stabiliteyi etkiliyor. İnsani etkenler de var, demin dediğim gibi. Yamaç topuğu üzerine yol, tünel, baraj, kanal yapımı nedeniyle kazılması, eğiminin değiştirilmesi, ki eğim en önemli faktörlerden biri, bu heyelanları tetikleyebilir ya da yamaç dengesini bozabilir. Bu işte maden kazıları olabilir, taş ocakları işletmesi olabilir veya bölgedeki madenler, kazılar ya da galeriler nedeniyle dinamit gibi benzeri patlatmalar, yapay patlatmalar sarsıntı oluşturabilir. Yine statikte dengeli olan bir durumu dengesini bozabilir. Onun dışında ortamda dedik su ajite edici faktörlerden biri. Çünkü suyun ortamdan uzaklaşması ya da suyun ortama fazladan girmesi dengeyi bozabilir. Ki bitki örtüsü biliyorsunuz suyla beslendiği için, ortamdan suyu uzaklaştırdığı için iyi bir şeydir. Dolayısıyla bitki örtüsünün ortadan kaldırılması tahribi de heyelanların oluşmasına zemin hazırlar. Heyelanların nedenleri ile ilişkin ya da çok çeşitli araştırmacı şeyler, önemli parametreler ya da önemli şeyler vermiş. Bunlar jeolojik nedenler olarak malzemenin zayıf olması, heyelana hassas olması, makaslama ya da kayma gerilmeye deformasyon uğramış malzeme, eklemli ya da fisürlü küçük çatlaklı malzeme, geçirgenlikte bir kontrast veya sertlikte kontrast ya da ne diyelim, hem satı sert hem yumuşak malzemenin bir arada bulunması, bu tip nedenler heyelanla ilişkili problem oluşturabilir. Morfolojik olarak işte tektonik ve volkanik yükselme, buzulların gerilmesi, yamaç topuğu akarsu tarafından aşındırılması, dalga aşındırılması, buzul aşındırılma veya bitki örtüsünün ortadan kaldırılması, yamaç tepesine yük konulması, yamaç üzerine gibi nedenler problem oluşturabilir. Fizik nedenler, ki şiddetli yağışlar dedik, karların hızlı erimesi, taşkınla suların hızlı çekilmesi, deprem, volkanik püskürme, çözülme, donma çözülme. Çünkü donma bir gerilme yaratıyor, çözüldüğünde de gene bir etki yaratıyor. Şişme, büzülme, çok şiddetli olağanüstü yağışların devam etmesi, bunlar da fizik nedenler. İnsani nedenler, yamaç tapuğunun kazılması, yük konulması, göl seviyesinin çekilmesi, ormansızlaşma, toprağa sulama, maden kazıları, yapay titreşimler ve kullanımdan kaynaklanan su kaçakları gibi faktörler de heyelanın tetikleyici faktörler. Bunlarda çeşitli sınıflandırma sistemleri var heyelanla ilgili, bu parametrelere göre, ki Warnes bunlardan biri, önemli heyelan bilimcilerden biri. Malzeme düşme, devrilme, kayma, yanılma, ilme, akma şeklinde davranış gösteriyor. Bunu söylemiştik. Bunlara bağlı olarak da işte son derece hızlı ötelenmeye göre, son derece hızlıdan son derece yavaşa kadar gün başına ötelenmenin miktarı milimetre olarak veya metre olarak verdiğimizde, ona bağlı bir sınıflama yapmak da mümkün. Derinliklerine göre de yüzey heyelanı, sığ heyelan, derin heyelan, çok derin heyelan şeklinde kayma yüz izlerine göre sınıflamak mümkün. 20 metreden kayma derinliği daha büyükse çok derin heyelan, 1 ile 5 metre arasında ise sığ, 1,5'tan küçükse yüzey heyelanı diyebiliriz. Şimdi heyelan araştırma teknikleri, işte arazi çalışmaları, yeri topografyası, demin söyledim, heyelanın başlangıçta anatomisinin bilinmesi için bu şart. Birazdan analize, stabiliteyi bozan etkenlere, stabilite analizine girince bu şeyin
analizin ya da bu anatominin, heyelan anatomisini açığa çıkarılmasının ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Ki dediğim gibi arazi çalışmaları yer üstü ve yer altı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yer üstünde topografya, iklim, bitki örtüsü, sarsının olaya etkisi, litoloji, jeolojik yapı, harekete etki eden kuvvet, kütlenin incelenmesi, yer altı ve yer üstü suyu, yer altı incelemeleri de kazı, burgulama, sondaj, standart penetrasyon deneyleri, JOS çalışmalar. Bu yer altı incelemeleri aynı zamanda heyelanın stabilitesini bozacak bozmaya yönelik analizi yapmak için gerekli fizik parametreleri, mekanik parametreleri sağlamak için de yapılır. Laboratuvarda keza aynı şekilde ortamın fizikomekanik özellikleri, kıvam limitleri, özellikle ince taneli zeminlerde serbest basınç mukavemeti gibi laboratuvar incelemelerinden parametre elde edilir ki bu parametre heyelanın stabilite analizinde kullanmak üzere. Heyelanın araştırma yöntemleri işte başlangıçta ilksel araştırmalar, bunlar büro bazlı çalışmalar, bir ön etüt, bölge insanından bilgi alma, bu şu açıdan önemli. Daha önce bu bölgede heyelan olmuş mu? Tarihsel heyelan sürecine de bakılır ki bölgede heyelan olması daha sonra da olacağının işaretidir. Heyelan incelemeleri işte mühendislik jeolojisi haritaları, enine düşey jeolojik kesitler, boyuna ve enine kesitler, sondajlar, kayma yüzeylerinin belirlenmesi, aynı zamanda heyelanı monitör etme dediğimiz gözleme, izleme. Yani deformasyonun izlenmesi bu jeofizik yolla da olabilir, geoteknik ya da jeodezik yolla da olabilir. Ya da yeraltı suyu özelliklerinin incelenmesi şeklinde de olabilir. Çünkü ortamdaki yeraltı suyu demin dediğim gibi tetikleyici faktörlerden biri. Ya da gerilmenin ölçülmesi. Artık piezometrik ölçümler de var. Yani bir kuyu açıp kuyuda gerilmenin zamana bağlı izlenmesi de ortamın hareketliliği hakkında bilgi sağlar. Jeofizik de bu konuda çalışmalar var. Mikrotremorla izleyen arkadaşlar var. Ve bunlar sonucunda bir öngörü, mekansal olarak bir öngörü. Yani heyelan hangi kapsamda, hangi mekanla sınırlanmış? Mekanizma öngörüsü hangi mekanizma burada çalışıyor? Yenilme ve göçme hangi boyutta olabilecek? Ve zamansal olarak buna bir şey verebiliyor muyuz? Tabii çok zor da ama en azından bazı işaretler ortaya çıkabilir. Jeofizikte de heyelanın dış yüzeyinin belirlenmesi şeklinde araştırmalar var. Kayma yüzeylerinin belirlenmesi, yeraltı suyu ve askılus tabakanın belirlenmesi, filtrasyon akımı yön ve şiddetinin belirlenmesi, temel kaya derinliğinin bileşim yapının belirlenmesi şeklinde çalışmalar heyelan üzerinde uygulanıyor. Ve jeofizik çalışmalar işte sismik yansıma, kırılma, tomografi, gürültü ölçümleri, düşey elektrik sondaj, elektrik tomografi, SP ya doğal potansiyel, elektromanyetizm, radar, gravimetre gibi çalışmalar, parametre belirlemede, jeolojik bağlamda heyelan tipinin belirlenmesinde kullanılıyor. Bunlarla ilgili de literatürde oldukça yoğun bir çalışma var. Ki jeofizik yöntemler heyelanlara uygunluğuna yönelik çeşitli şeyler var. Örneğin sismik yöntemler, işte kayma yüzeyinde pozitif diyelim VLF yöntemi, yüzey dalgaları kayma yüzeyinde şey diyelim. Bu tip sınırlamalar var. Fakat demin de söylediğim gibi bu konular mühendislik jeofiziği dersinin konusu. Ben onlara ayrıntı girmeyeceğiz. Burada o derste ayrıntı zaten göreceksiniz bunları. Ama birkaç örnek vereyim. Mesela yüzey dalgası yöntemiyle heyelan geometrisini belirleyebilirsiniz. Bu Hakan Karslı hocanın öğrencisi tarafından yapılmış bir çalışma. Şimdi heyelan tabii aynı zamanda heyelan kontrol yöntemleri de önemli. Bir kere heyelanlı bölgeden uzaklaşma, heyelanın nedeninin ortadan kaldırılması, heyelan üzerinde tutucu bir yapı yapmak, yani heyelanı kontrol altına almak,
Ki bu konuda da taş dolgu, istinat duvarları, kazıklar, pantlaşlar yapılabiliyor. İnşaat mühendisliğinin alanı ya da geoteknik mühendisliğinin alanı bu alan. Heyelanın nedenini ortadan kaldırmak. Yani ortamda en önemli ajit edici faktör su olduğu için suyu drenajla, kazılarla kaldırmak veya ağırlık nedeniyle heyelan tetiklenecekse ya da topuğa yük koyup bu ağırlığın, topuk dediğimiz aşağıdaki kısımda dikkat edersin, aşağıda yük koyup yukarıdaki kütlenin kaymasını engellemek gibi faktörlerle kontrol yöntemleri var. Ya da başka deyişle drenaj, ortamdan suyun kaldırılması, suyun drenajı ortadan kaldırılması, yük kaldırma, yani şu kısımdan yük kaldırıp topuğa da yükleme, ankraj dediğimiz çelik ya da şeylerle, demirlerle bu heyelanı bağlama, daha sağlam ortama enjeksiyon ya da kimyasal maddelere enjekte ederek ortamı daha sağlamlaştırma, kurutma, yani ortamı sudan, suyu uzaklaştıramıyorsak kurutmayla ortamdaki suyu buharlaştırabiliriz veya destek yapabiliriz. En son ihtimalde artık yapacak bir şey yok, heyelandan kaçınma. Ki bu süreçler hangi şeylerde uygulanıyor dersek, azalan deformasyonlarda yavaş yavaş işte diyelim su ve yük koyma, kararlı deformasyonlarda denge, kurutma veya enjeksiyon şurada ya da ankraj, hızlanan deformasyon. En son artık yapacak bir şey yok son 8'de, dua etmekten başka. Şimdi heyelan stabilizasyonda kazıklarla desteklenme sık uygulanan bir yöntem. Fakat kazıklar sadece oluşan kaymayı durdurmak ve yavaşlatmak için alınan bir yöntem, çoğunlukla ana etkeni gidermiyor. Bu durumda da bir 10 dakikamız kalmış. Ona göre tekrar bir şey yaparız. Bağlantı kesilirse tekrar bağlanın şey yaparız. Tekrar devam ederiz. Çoğu durumda ya da bazı durumlarda yeraltı su seviyesinin düşürülmesi kazıklardan daha etken. Çünkü ana nedeni ortadan kaldırıyoruz. Diğer etkili yöntemler işte yükün azaltılması ve topuk yapılması. Şimdi buraya kadar anlattığımız kısımlar biraz da anatomisiyle ilgili kısımlardı. Heyelanın fiziği, yamaç stabilitesinin fiziği ya da stabilitesi bu dersin esas konusu. Ki aslında heyelan dediğimiz şey ya da yamaç stabilitesi ya da şahıs stabilitesi dediğimiz şey fizikteki bir eğik düzlem problemi. Hatırlarsanız fizikte eğik düzlemde neydi? Bir kayan düzlem vardı, kayan blok vardı, bir eğimli düzlem vardı. Ve bu eğimli düzlemin bir sürtünme katsayısı vardı. Buna bağlı olarak da blok kayıyordu ya da kaymıyordu, denge koşullarını inceliyorduk fizikte. Şimdi burada dikkat ederseniz eğim bir faktör. İki, kayan blok, ki bu kütlesi bir faktör göreceğiz. İki, sürtünme yüzeyi, sürtünme katsayısı bir faktör göreceğiz. Bu fizikte gördüğümüz şeyin, sürecin yeryüzünde ya da yer kürede de şev stabilitesinde de karşılıkları var. Aynı şekilde bir kayma yüzeyi, bir heyelanın kayma yüzeyi aynı şekilde bir eğimli bir düzleme ihtiyaç gösterir. Eğim ne kadar fazlaysa o kadar tehlikeli, stabiliteyi bozacak anlamını taşır. Aynı şekilde kütle önemli, ağırlık önemli ya da heyelanın ağırlığı ya da şu kütlenin ağırlığı önemli. Bu eğim arttıkça artacak, ağırlık gene pozitif yönde bir faktör. Bir de bu dengeyi bozmaya yönelik direnç kuvvetleri. Nedir onlar? Diyelim burada sürtünme katsayısıydı fizikte, klasik fizikte. Doğada bu sürtünmeye direnen kuvvet ortamın mukavemeti. Ki mukavemetini temsil eden içsel sürtünme açısı demiştik. Öyle bir parametre var. Bu mesela bir fizik parametre. Direnen kuvvet olarak.
Bu statik durumda, yani herhangi bir deprem olmaması durumunda bunlar geçerli. Deprem olması durumunda bu sürece bir yatay yönde kuvvet etki ediyor. Bakın şu KH ivme demek. İvme kuvveti de statik dengeyi bozacak kuvvet. Yani statik ve dinamiği birlikte değerlendirirsek eğim fazla olması tehlikeli. İvmenin fazla olması tehlikeli, dengeyi bozacak. Direnen kuvvetlerin az olması tehlikeli, dengeyi bozacak. Dolayısıyla bunlar arasındaki ilişki, bunlar arasındaki denge ya da dengesizlik ortamın heyelanın ya da yamacın stabilitesini verecek bize. Yatay düzlemde baktığımızda herhangi bir problem yok. Diyelim yatay düzlemde her şey dengede. Hatta geçenlerde internette bir şekil görmüştüm. Finlandiya'da kocaman bir kaya ince küçücük bir şey üzerinde duruyor ve hiçbir zaman devrilmiyor. İnternette de tartışmışlar, demişler ya bu niye devrilmiyor falan. Sonra ben dedim ki bu devrilmiyor çünkü Finlandiya'da bir bölge bu. Kocaman bir kaya. Çünkü Finlandiya'da deprem yok. Yani deprem olmadığı takdirde şu denge çok uzun süre, belki de sonsuza kadar aynı şekilde kalabilir. Yatay düzlemde. Ama herhangi bir eğim varsa, herhangi bir yatay yönde kuvvet varsa bu denge bozulacak. Dolayısıyla bu neye düşey yönde kuvvetler olarak bakabilirsiniz. Yani yüzeydeki kuvvetler olarak bakabilirsiniz. Ağırlıktır. T burada sıfırken ya da yatay yöndeki kuvvetler sıfırken bir denge söz konusu. İşte bütün problem bu T ve N'nin değişmesi. T ve N'nin değişmesi ya da normal kuvvetlerle kaydırıcı kuvvetlerin değişmesi eğimle ilişkili. Ve eğim de gene bu ortamın mekanik özellikleriyle de ilişkili olarak şey yapıyor. Doğada da bu böyle. Doğada bunu idealleştirmiş hali heyelanın bu. Belli bir derinliği var. Belli bir o noktasına göre bir diyelim kayma yüzeyi var. Bu bazen bu kritik haş yüksekliği nedeniyle de denge bozulabiliyor. Ki bunun denklemini Taylor diyor ki şöyle bir denklem var. Kohezyon, içsel tutunma açısı ve birim hacim ağırlıklarına bağlı bu kritik şey yüksekliğini hesaplayabiliyorsunuz da. Şimdi şeyler kendi ağırlıkları ve ilave kuvvetlerinden doğan kayma gerilmesi sebebiyle aşağı doğru harekete zorlanıyorlar. Bu her zemin kütlesine bir kayma gerilmesi oluşturuyor. Dolayısıyla kayma gerilmesi, oluşan kayma gerilmesi aynı düzlemde oluşan kayma mukavemetinden küçükse problem yok. Ama bu oluşan kayma gerilmesi kayma mukavemetinden büyükse şev aşağı doğru akmaya başlıyor. Başka deyişle şevin kayma mukavemeti ya da tutucu kuvvetler, mukavemet arttırıcı kuvvetler bölü kaydırıcı kuvvetler diye bir denklem kurarsanız, bu denklem sonucu birden büyükse güvenli değilse güvensiz olacak. Yani güvenli ne demek? Tutucu kuvvetler, zemin mukavemeti ya da kayanın şevin mukavemeti fazla. Tetikleyici kuvvetler, yani bu heyelan tetikleyici kuvvetler yani nedir? Diyelim boşluk suyu basıncının artması, eğim, deprem, bunlar tetikleyici kuvvetler. Bunlar fazlaysa güvenlik kasesi birden düşük çıkacak ve güvensiz çıkacak. Başka deyişle güvenlik kasesi birden düşükse güvensiz, 1 ile 3 arası 1.3 arasında ise kuşkulu güvenlik, 1.5 1.3 1.5'sa barajlar için sorumlu ama diğer mühendislik yapılar için güvenli. 1.5 ve yukarısıysa barajlar dahil bütün yapılar için güvenli diyebiliyoruz. Kayma gerilmesini ne arttırıyor? Yanal dayanağın azalması, şev üzerine ekstra bir ağırlık, yanal basınçlar, geçici zemin gerilmeleri o arttırabiliyor.
Kayma mukavemetini ne azaltıyor? Zeminin yapısı, yani zemin daha zayıf olabilir. İklim koşulları, yani diyelim aşırı yağışlar. Bazen fiziksel ve kimyasal reaksiyonlarla ileri gelen değişimler de buna neden oluyor. Taneler birbirine bağlıydı, katı partiküller. Bu boşluk suyu basıncı üzerinden bu bağ kopabiliyor ve zemin yapısında değişimler bu mukavemeti azaltıyor. Gene yamaçlarda duyarlılık kaybına neler neden oluyor? Gerilmeler yükselerek zemin ve kaya süreksizliği ve kayma direncinin yenen şeklinde yamaç üzerine yükleme, tekrar söyledik. Burunda kazı ve aşınma, basınçların artması, çekme çatlağına dolan su, deprem ivmeleri bu tetikliyor. Ortamın direncini aşırı yıpranma, ani ıslanma, aşırı hareketler, kil mastisinin şişmesi gibi faktörler oluşturabiliyor. Ve dolayısıyla bir idealde şöyle bir kayma yüzeyimiz var. Belli bir o noktasına göre şey topuk, yamaç, taç kısmı veya benzer şekilde bu. Şu hafif gri olan yamaç yenildikten sonraki olay. Şimdi yamacın stabilitesini analiz etmek için iki faktörü matematik olarak belirlememiz gerekiyor. Birincisi dış hareket ettirici kuvvet, iki malzemenin direnci. Heyelanın durağısızlığını ya da stabilitesini araştırmak için iki faktörü matematiksel olarak analiz etmek gerekiyor. Bunlardan ilki hareket ettirici dış kuvvet ve bu harekete karşı direnen malzemenin direnci. Bu iki faktörü matematiksel olarak tanımlamamız gerekiyor Chebyshev analizi için. Ki dış hareket edici kuvvet, gravite ve sismik kuvvetler, deprem kuvvetleri, malzemenin direnci de daha çok zeminle ilişkili koşullar tarafından yönlendiriliyor. Ki demin dediğim gibi bu heyelan stabilite analizini yapabilmek için önce heyelanın geometrisini ortaya koyacağız. Bu geometri ya da heyelan anatomisine bağlı olarak stabilite analizi yapacağız. Geometride yaptığımız ya da anatomide yaptığımız herhangi bir hata analize de doğrudan yansıyacak. Şimdi çeşitli stabilite analizi yöntemleri var. Örneğin gerilme dağılışı analiziyle stabilite araştırmaları var, limit denge yöntemleri var. Daha çok literatürde bu limit denge yöntemleri kullanıyor ama yakın zamanda gerilme dağılımını belirlemeye yönelik analizlerde oldukça yoğun kullanılıyor, özellikle hazır yazılımlarda. Gerilme dağılımıyla analizde daha çok zeminin gerilme deformasyon ilişkisine bakılıyor. Bunun matematik olarak analizi yapılıyor. Zemine elastik, homojen ve izotrop kabul ediliyor. Zeminin her bir hücresindeki gerilmenin değerleri belirleniyor. Bu sonlu farklar gibi çeşitli yöntemler de var bu konuda. Limit denge dediğimiz yöntemler, işte bunlar genelde Coulomb göçme kriterini esas alıyor. Yani ne demek? Kayma gerilmesiyle normal gerilme arasındaki ilişkiyi bize Coulomb denklemi veriyordu. Bu Coulomb denkleminde de en önemli iki parametre ortamın içsel sürtünme açısı ve kohezyonuydu. Dolayısıyla uygulanan normal gerilme bir kayma gerilmesine yol açıyor. Bu kayma gerilmesi değeri o zeminin nihai değeri, nihai mukavemet değeri. Bu aşıldığı takdirde de zemin göçüyordu. Ki bu yöntem, bu Coulomb göçme ya da limit denge analizi yöntemleri kayma yüzeyinin şekline bağlı olarak da çeşitli analizler var. Doğrusal, dairesel, logaritmik, diğer şekiller ama genelde literatürde ya da mühendislik pratiğinde daha çok dairesel kullanılıyor. Dairesel kayma yüzeyi kullanılıyor. Şimdi burada önce
Kayma direnci hesaplanıyor. Daha sonra zeminin kayma mukavemeti ve buna yönelik de çeşitli yöntemler var limit dengede. Ki bunlardan birkaç tanesini anlatacağım birazdan. Demin dediğim gibi düzlemsel kaymalar, kama biçimli dairesel kaymalar, İsveç dilimi yöntemleri, Bishop yöntemi, Spencer yöntemi, Jambu, Amerika mühendisler, Ordu Mühendisleri Birliği'nin yöntemi, Morgenstern Price yöntemi gibi çeşitli yöntemler var. Bütün bu yöntemlerdeki temel felsefe aynı. Biz burada temel felsefeyi açığa çıkartacağız. Ki stabilite analizlerindeki akış diyagramı aşağı yukarı şu. Bir Heylan'ın ya da Şev'in anatomisi, geometri ve kinematiği, bu statik yamaç stabilitesi problemi. Aynı zamanda deprem yüküne etki etme sisteme, ki deprem yüküne etki ettiğinizde esas olarak deprem tehlikenizle bir ivmeyi belirlemeniz gerekiyor. İvme determinist veya probabilistik olarak belirleyeceksiniz. Ve buna bağlı olarak da hem statik hem dinamiği birlikte değerlendirerek bir heyelan risk analizi oluşturacaksınız. Şimdi dinamikteki şeyler demin söyledim. Çeşitli yöntemlere göre dinamik analiz yapılabiliyor. Aryaz şiddete göre kosismik yer değiştirme hesaplanıyor ya da deformasyon, nasıl diyelim, deplasman hesaplanıyor. Kritik ivmeye göre de bu hesaplanabilir. Yani heyelan statik durumda dengesi olsa bile herhangi bir kritik ivmeyle bu heyelan dengesini bozabilir, stabilitesini. Ki burada önemli problemlerden biri ivme kat sayısının nasıl seçileceğine yönelik. Ki bu Amerika Ordu Mühendisleri Birliği'nin kriterleri var. Çok büyük depremlerde diyelim güvenlik kat sayısı birden büyükse 0,1, çok büyük depremlerde 0,15, standart 0,15 ile 0,05 ile 0,15 arasında alınır diyor. Veya Japonya'da PGA'nın 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'si arasında alınır diyor. Gene Hans ve Franklin PGA'nın yarısını alın diyor. Gibi çeşitli şeyler var. Bu KH kat sayısı bizim Türk Deprem Yönetmeliğinde de nasıl alacağı tanımlanmış. Şimdi şef stabilite analizi hem parsel bazında, tekil bina yapı ilişkisi bazında, tekil bina zemin ilişkisi bazında, hem de makro ölçekte kentleşme ya da mikrobölgeleme amaçlı analiz yapılır. Şimdi limit dengeyle probleme bakalım. Önce dinamiğe biraz bakalım. Siyahi ve Ansal, Bilge Siyahi Hoca ile Atilla Ansal Hoca tarafından çok basit bir yöntem önerilmiş. Diyor ki bir heyelanın güvenlik kat sayısı, güvenli olup olmadığı, içsel sürtünme açısının tanjantıyla Şev'in stabilite kat sayılarının çarpımı, M1 diye bir faktör. M1 nedir dersek, M1 Şev açısıyla ivmenin bir fonksiyonu. Mesela Şev açısı 45 ya da 55 ise ve ivme diyelim 0,4 ise, şu en alttaki, mesela 55'e ne olacak bu? 2,2. Yani Şev açısı arttıkça, ivme arttıkça M1 değeri düşecek. Tam tersi, Şev açısı düştü diyelim, yani problemsiz bir durum. İvme de düşük, şu 7 olacak. 2 olma durumu ve 7 olma durumu. Gelelim şeye. 2 olma durumunda güvenlik kat sayısı düşecek. Yani problemli olacak. Yani ne demek bu? Eğer şev açısı eğim fazlaysa ve ivme fazlaysa şev problemli. Tersine ivme düşük, şevin eğimi düşükse yüksek değer, yani güvenlik kat sayısını arttıracak, güvenlik açısından bir problem olmayacak. Çok basit bir analiz. Elinizde zeminin içsel sürtünme açısı, ivme kat sayısı ve şev açısı gibi 3 parametre varsa o şevin depreme karşı güvenliğini çok rahat hesaplayabilirsiniz.
Ve bunu da bölgesel ölçeklerde çok hızlı yapabilirsiniz. Hatta mikrobölgelemede de kullanabilirsiniz ki bu değerlere bağlı olarak güvenlik kalitesi birden düşükse yüksek tehlike, bir ile iki arası orta, ikiden büyükse düşük tehlike diyebilirsiniz. Noktasal bazlı yapıp bu noktaları kontrol halinde haritalar haline dönüştürebilirsiniz. Bu da bir bölgesinin hangi bölgesinin tehlikeli, hangi bölgesinin yüksek, alçak, orta tehlike olduğuna yönelik bir fikir sağlar. Bu da buradaki yapılaşmaları yönlendirmede kullanabilirsiniz. Bu analizde denir ki 15 derecenin altındaysa eğim problem oluşturmaz, düşük tehlike diye bunu rahat sınıflandırabilirsiniz denir. Şevi tetikleyecek ya da şevi harekete getirecek ivmenin kestirmeye yönelik bazı yaklaşımlar var. AC dedi, A kritik, critical acceleration, kritik ivme. Formülünü Winston ve diğerleri şöyle vermiş. Burada C içsel kohezyon, birim acıma ağırlıkları, bu kayan tabakanın kalınlığı, eğim, içsel sürtünme açısı, yer çekimi gibi faktörlerle kritik ivmeyi belirleyebilirsiniz. Yani bu ne demek? Kritik ivme 0,2 çıktı. 0,2 G çıktı. Bu şu demek, 0,2 G ve yukarısındaki herhangi bir ivme, bu bölgede oluşacak herhangi bir ivme ya da bu bölgede oluşacak herhangi bir depremin oluşturacağı ivme 0,2 G'den büyükse heyelan çökecek, göçecek, stabilitesini bozacak anıdır. Eğer bu bölgede bu ivmenin altında bir ivme oluşursa o heyelanda bir tetikleme oluşturmayacak. Kritik ivme bu demek. Şimdi biraz ayrıntıya gelelim. Parsel bazında zemin etütleri. Ki burada çok basit bir fizik kuralıyla burada yaklaşıyoruz. Diyorlar ki çok basit bir şekilde biz şöyle çözebiliriz problemi statikte. Dinamikte ivmeyi de katacağız ama şimdi statiğe bakalım bir. Diyorlar ki O noktasına göre şurada bu heyelanın ya da şevin momentini alalım. Hareket ettirici kuvvetler ve direnen kuvvetler. Hareket ettirici kuvvetlerle direnen kuvvetlerin momentini alıp birbirine oranlayalım. Direnen bölü hareket ettirici diye oranlarsak bunu güvenlik kalitesi birden büyükse problem oluşturmayacak. Birden küçükse problem oluşturacak. Momentini aldığınız için moment nedir? Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Birbirine oranladığınız için kuvvet kolları birbirinden yok olacak. Yani bu R'ler şu O noktasına göre R diyelim. R'yi yok edeceksiniz birbirine oranladığınızda. Direnen kuvvetler burada ne? İşte içsel sürtünme açısı, eğim direnen kuvvet değil. Yani nedir eğim? Hareket ettirici kuvvet, mukavemet kuvveti. Fakat bunun dinamik depremli durumda da aynı şeyler geçerli. Bir tek şurada yatay bir ivme var. Yatay ivme burada fazladan sisteme ek olarak geliyor. Başka deyişle herhangi bir yamaç ve şev dediğimizde güvenlik katsayısı diyelim şu formülle ifade ediliyor. Bu formül nedir? Diyelim şöyle bir heyelanımız ya da yamacımız var. Bunu dilimlere ayırıyoruz. Küçük 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 dilimlere. Bu dilimlerin nasıl oluşacağına yönelik şeyler de var, kurallar da var. Her bir dilimin eni, boyu ve yeraltı suyu tabakasını içeren kısmı. Ve bu dilimin aynı zamanda kohezyon ve içsel sürtünme açısı ve birim acım ağırlığı değeri. Dolayısıyla şu noktanın bana kohezyonu, içsel sürtünme açısı ve birim acım ağırlığı değeri bilinmesi gerekiyor. Eğim dediğimiz şeyi şu yönlendiriyor, alfa yönlendiriyor. Dolayısıyla R demin dedik yok oluyor şeyde. Şimdi dolayısıyla C kohezyon, zemini mukavemeti. B o dilimin eni, alfa eğim, fi içsel sürtünme açısı mukavemet parametresi ve ağırlık, o dilimin ağırlığı alfa dedik. U boşluk suyu basıncı, boşluk suyu basıncı su içeren tabaka kalınlığıyla suyun yoğunluğunun çarpımına eşit. Ağırlık alfa. Şimdi burada dikkat ederseniz güvenlik katsayısının birden yukarı çıkması için kohezyonun fazla olması lazım. Yani zeminin kohezyonu, yani zeminin direnen kuvvetlerin fazla olması lazım. Aynı şekilde tanjant alfanın yüksek olması lazım ki tanjant 0 0'dır. Tanjant 91 olduğunu düşünürseniz
İshal sürtünme açısı arttıkça bu değer de artacak. Burada boşluk su basıncı ters etki var. Payda da görülmesine rağmen sistemin gücünü zayıflatacak. Dolayısıyla güvenlik kat sayısını düşürecek. Güvenlik kat sayısını arttıran faktörler kohezyon, içsel sürtünme açısı, düşüren faktörler boşluk suyu basıncı. Dolayısıyla buna bağlı bir güvenlik kat sayısıyla şu şevi bulabilirsiniz. Tabii burada dikkat ederseniz bir toplam simgesi var. Toplam simgesi şu demek: her bir dilimin bu parametreleri her bir dilim için hesaplayacaksınız ve toplayacaksınız. Totalde diyelim şunu toplayacaksınız bütün dilimler için, şunu bütün dilimler için yapacaksınız ve her bir dilim için yaptığınız için de bu heyelanın totalde size güvenlik kat sayısını verecek. Ve güvenlik kat sayısı birden büyükse problemsiz, birden düşükse problemli oluşacak. Ki dilimin nasıl böleceğiz derseniz, bir heyelanı kaç dilime ayıracağız, sonsuz bir dilim, 3'e mi ayıracağız, 5'e mi ayıracağız derseniz şöyle bir kural var. Güvenlik şeyin bu O noktasına göre moment aldığınız ya da şu heyelan düzeyini saptadığınız şeyin R derseniz şu uzaklığa, bu R uzaklığının onda biri olarak B'yi alabiliyorsunuz ve metre olarak parçalara ayırıyorsunuz ve her bir dilimi şey yapıyorsunuz. Veya başka deyişle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 tane dilim var. Bu her bir dilimin dediğim gibi parametreleri var. Bu parametrelerle dilimin eni, boyu, dilimin yüksekliği, birim hacim ağırlığı, düşeyden olan açı, kohezyon, içsel sürtünme açısını belirlediğinizde ve yeraltı suyu seviyelerine girdiğinizde şu formüle göre güvenlik kat sayısı 1 ise denge durumu. Eğer bu denge durumuna 1 gram dahi yük gelse, mesela diyelim şurada bir parametreyi düşürseniz, kohezyonu düşürseniz, içsel sürtünme açısını biraz düşürseniz şu denge bozulacak. Veya arttırsanız pozitif yönde bozulacak. Yani problem oluşmayacak. Bu şu demek: içsel sürtünme açısı fazlalaştıkça, kohezyon fazlalaştıkça ortam daha sağlam hale gelecek ve güvenliği olacak o şevin. Benzer şekilde ortamdan suyu kaldırın. Şu ortamdan suyu kaldırın. Suyu kaldırdığınızda şu faktör azaltmayacak, pozitif olarak etki edecek. Dolayısıyla bu durumda da gene şev dengede oluşacak. Depremde nasıl bir şey var? Gene bu statik süreçlere bir ivme faktörü ekleyeceğiz. Gene bir statik süreçler geçerli. Fazladan bir ivme faktörü. Buna pseudostatik analiz de deniyor. Bu aslında pseudostatik yalancı statik demek. Bu şu demek: statikmiş gibi çözüyoruz. Yani dinamik faktörü bir kuvvete dönüştürüp, kuvvet haline getirip şu sisteme etki ediyoruz. Yani nasıl X kuvveti burada etki ediyorsa, statikte ya da bina yükü gibi X kuvveti etki ediyorsa, burada da depremi bir statik kuvvet haline getiriyoruz. Statik kuvvet haline getirdiğimiz için pseudostatik ya da yalancı statik oluyor. Gerçekte statik olmuyor. Ama deprem kuvveti olduğu için bu dinamik analiz kabul ediliyor. Ki dinamik analizin denklemi de bu. Bu denklemle GK ile şu denklem arasında hiçbir fark yok. Sadece bir notasyon farkı var. Tek fark, şurada dikkat ederseniz, paydada bir ivme faktörü var. Paydadaki ivme ne yapacak burada? Pozitif yönde şu güvenlik kat sayısını azaltacak. Güvenlik kat sayısını azaltması demek şeyi dengesiz hale getirecek, problemli hale getirecek. Dolayısıyla şu değerin büyüklüğü güvenlik kat sayısını azalttı ve şev güvensiz hale geldi, stabilitesi bozuldu. Dolayısıyla bu statik analizde kullanılan bütün parametreler dinamikte de kullanılacak, ekstra bir ivme etki edecek. Ki buradaki parametreler de burada. Buraya giriyoruz. Bir tek ECE diye bir parametre var. ECE parametresi şu. Şu sıfırla dilimin orta üzerine olan dik uzaklık. Bunun için de şeyi bilmek gerekiyor.
Ln parametresini bilmek gerekiyor ve R'yi bilmek gerekiyor. Ki bu parametre Ln bölü R dediğimiz şu. Ln dediğim gibi şu. R dediğimiz de bu. İkisi arasındaki oran. Bu Hc parametresi. Dolayısıyla burada da gene aynı. Burada fazladan bir ivme etki ediyor. Ve sistem aynı şey. Bakın burada 20, 15 bütün şeyler aynı. Bakın 20, 15 bütün parametre aynı. Sadece burada fark bir deprem olmuş. Deprem olduğunda denge bozulmuş. GK1'den güvenlik kalitesi 1'den 0,7'ye düşmüş. Kaya şehir stabilitesi içinde dinamik olarak belli analizler var. Bunlardan bir tanesi Hooke ve Hooke'un Practical Rock Engineering'den aldım ben bunu. Burada çeşitli parametreler var. Güvenlik kalitesi bu şekilde tanımlanıyor. Ki koezyon burada da var. İçsel sürtünme açısı var. Buradaki parametreler burada tanımlanmış. U boşluk suyu basıncı. B'ler var. Buna bağlı olarak da tanımlayabilirsiniz. Burada bir başka yöntem stabilite analizinde, dinamik stabilite analizinde Newmark yöntemi. Bu kritik ivme dediğimiz GK1 G sinüs alfa şeklinde bir AC belirliyorsunuz. İkinci aşamada Arias şiddet denilen bir şiddeti belirliyorsunuz. Arias şiddet ivmenin bir faktörü. Kritik ivmeye bağlı hesaplayabiliyorsunuz. Buradan deplasmanı hesaplıyorsunuz. Ki deplasmanı işte Arias şiddete ivmeye bağlı olarak hesapladığınızda bu ampirik bağıntılar var. Ve dolayısıyla Arias şiddet genel formülü bu. Arias şiddet şu demek bu arada. Normalde biz bir şeve tekil bir ivme, pik bir ivme değeri etki ettiririz. Fakat burada diyorlar ki tekil bir ivmeden ziyade ivmenin bir integrali. Yani tek bir ivme değil çünkü ivme tak diye belli bir noktada vurmuyor şeye, diyelim şeve. Belli bir zaman boyutunda vuruyor. Dolayısıyla bu zaman boyutunda onun integralini alırsak ivmenin, ki ivmenin integralini alırsak sonuçta deplasmanı oluşturacağız. Burada önemli olan şey zaman boyutunda integral. Yani belli bir bütünlük, belli bir tekil bir değer değil artık. Belli bir x, belli bir t noktasından, belli bir t zamanından diğer t zamanına kadar olan bütün süreci kapsayacak. Tekil bir değer değil, zamansal bir değer. O açıdan da Arias şiddet bu şekilde kullanılıyor. Ki basitleştirilmiş formülleri var Arias şiddet için. Manyetüte ve uzaklığa bağlı olarak Arias şiddeti çok rahat hesaplayabiliyoruz. Burada da var. Mesela Wilson ve Kiefer'ın hesapladığı veya bir başka Arias şiddet formülü var. Dolayısıyla bu Arias şiddetten deplasman gene Arias şiddet ve ivmeden deplasman. Bu deplasmanlardan da şeylere bakarak, değerlere bakarak, değerler eğer yer değiştirme değerleri, yani şurada hesapladığımız bu yer değiştirme değerleri, deplasman değerleri 0 ile 10 santim arasında çıkıyorsa herhangi bir heyelan tehlikesi problemi yok. 10 ile 100 santimetre ise ciddi zemin yenilmesine neden olabilir diyoruz. 100 santimetreden yüksekse zarar ve hasar oluşturma açısından problemli. Duraysız zeminler, stabilite problemi olan zeminler diyebiliyoruz. Şimdi burada bir diğer önemli şey, bu tip analizler yapıyoruz ama bu analizlerin geometriye bağımlılığı ya da anatomiye bağımlılığı. Eğer siz diyelim heyelanın şu şekilde anatomisini belirlerseniz veya şu şekilde
veya şu şekilde. Her bir duruma göre güvenlik kasesi farklıdır. Dolayısıyla bu gerçekte doğada heyelan bu mu, bu mu, bu mu? Ya da kayma yüzeyi burada mı, burada mı, burada mı? Dolayısıyla bu geometriyi ya da heyelanın anatomisini doğru belirlemediğiniz takdirde güvenlik kaseleri de farklı çıkar. Nasıl farklı çıkar? Demin dediğim gibi eğer geometriyi doğru belirlemezseniz şu L farklı çıkacak, dilim farklı çıkacak, eğim farklı çıkacak. Dolayısıyla bu eğim ya da geometri şeyde heyelanın stabilitesinde etken olarak negatif yönde yanlış belirlediğiniz takdirde negatif yönde etken olarak problem oluşturmaya başlayacak. Dolayısıyla demin dediğim gibi bütün süreçler birbirine bağlı. Başlangıçta siz heyelanın anatomisini, geometrisini doğru oluşturmadığınız takdirde o geometri üzerine inşa ettiğiniz bütün analizler boşa düşecek. Her ne kadar parametreleri doğru belirleseniz dahi heyelanın kayma yüzeyin, heyelanın içsel sütunma açısını, heyelanın kohezyonunu, heyelanın diyelim ivmesini, heyelana gelecek ivmeyi ya da ortamdaki yeraltı suyunu doğru belirleseniz dahi eğer şu geometri belirlemede yaptığınız bir yanlışlık bütün sistemi çökertecek. Dolayısıyla burada söylemen gereken şey bütün sistemi bütün halinde bakmak, entegre ya da bütüncül olarak bakmak, sistemin başlangıcından sonuna bir hata yapmamak. Ki Heyelan'ın geometrisine yönelik yakın zamanlarda jeofizik çalışmalar da var. Özellikle elektrik tomografi çok güzel şeyler de sunuyor bize. Burada örneği var. İkinci faktör yeraltı suyu. Ortamda su var ya da yok olma durumu da gene önemli faktörlerden biri. Çünkü su ajite edici faktör, tetikleyici faktör. Eğer ortamdan suyu kaldırırsanız güvenlik kasesi otomatikman yükselecektir. Ki bunu şu formülde de deneyebilirsiniz. Bu formülde ortamdan suyu kaldırdığınızda ne kadar yükseldiğini görürsünüz güvenlik kasesinin. Ortamda suyun olma durumu ya da olmama durumuna göre de problem değişir. Diyelim değişir. Biraz Türk Deprem Yönetmeliğine göre bakarsak olaya, Türk Deprem Yönetmeliğinde güvenlik kasesi formülü aşağı yukarı bu şekilde verilmiş. Aynı formüller notasyonlar biraz farklı. Burada da gene ivme var. KV düşey ivme kasesi, KH yatay ivme kasesi var. Burada diyor ki bir başlangıçta bir güvenlik kasesi belirle. Bu güvenlik kasesine göre MA hesapla. MA'dan bir başlangıç güvenlik kasesi belirle. Tabii daha önce de tabii ortamın diğer parametrelerini gir burada. Kohezyonu gir mesela. İçsel sürtünme açısını gir. Ki içsel sürtünme açısını daha önce elde et demek istiyor. Burada ivme katsayısı KH ve KV yönetmelikte geçen SDS'nin 0,2 katıyla 0,2 katı KV'de bu KH'nın yarısı yaklaşık. Dolayısıyla bu R'de göçme yüzeyinin yarı çapı buna bağlı olarak da belirleyebiliyorsunuz. Aynı dilim var bu dilim. Bu dilimde siz bir başlangıç güvenlik kasesi belirliyorsunuz. KV ve KH'yı giriyorsunuz. Şu formülde hesaplıyor. Bir gamma RK belirliyor. Bu gamma RK'yı başlangıca giriyorsunuz. Tekrar hesaplıyor. Tekrar hesaplıyor, tekrar hesaplıyor. Bir süre sonra bu iki değer birbirini tuttuğunda, aynı değere yaklaştığında, yakınsadığında diyorsunuz ki bu şeviğin stabilitesi bu, güvenlik kasesi bu. Bu başlangıç değerini rastgele seçebilirsiniz ama bir süre sonra bu değer tek bir değer altında şu iki değer birbirine yaklaşıyor. Başlangıç değeri dediğimizde demin dediğim gibi şu değer, şu başlangıç değeri buna bağlı bir gamma RK daha sonra bu iterasyonla her bir iterasyonla ya da her bir ardışık hesaplamayla
Tek bir değere yaklaştığında güvenlik kasayısını buluyorsunuz yönetmelikte. Dediğim gibi yönetmelikteki ivme katsayısı SDS ile ilişkili. SDS, SS ve FS ile yani da zeminle zemin katsayısı ve ivme katsayısı ile ilişkili. Dolayısıyla ivme katsayısı yönetmelikte tanımlanmış. Fakat FS katsayısı zemin etütleri ile açığa çıkan bir katsayısı. Kayma dalgası hızını belirleyeceksiniz. Kayma dalgası hızından bir FS katsayısını belirliyorsunuz. Mesela kötü zeminde ZE gibi 2.4'ten 2.4 ile 1.5 arasında veya 0.8 arasında değişebiliyor. Tabii SS'nin değerine bağlı olarak da periyodun pardon ivmenin değerine bağlı olarak da değişebiliyor. İyi zeminde düşük bir değer. Dolayısıyla buradaki FS zemin katsayısı, zemin kötüyse yüksek olacak, SDS yüksek olacak. SDS yüksekse şey de yüksek olacak. Buradaki KH ve KV de yüksek olacak çünkü bu katsayı şeye bağlı. Bu katsayı burada gördüğünüz gibi SDS'ye bağlı. SDS'nin 2 katı, 0,2 katı KH'yı verecek. SDS'nin içinde hem zemin var, hem kayma dalgasının oluşturacağı bir büyütme etkisi var. Hem de şey etkisi var. Nasıl diyelim? Hem de ivme etkisi var. Buna bağlı olarak da analizinizi yapmanız mümkün. Bakalım benim programda yaptığım örnekler inşallah açar bunu burada. Evet açtı. Şöyle işte, bir tanesi. Mesela demin gördüğümüz yöntem neydi? Şuna bakalım. Siyah hayvansal yöntemi. Örneğin ivmeyi 0,1 aldık. Güvenlik katsayısı 1,9 oldu. Düşük ivme de güvenli. Diyelim 0,4 aldık. Güvenlik katsayısı düştü. Diyelim eğim açısını 20 aldık. Güvenlik katsayısı yükseldi. Diyelim 45 aldık. Güvenlik katsayısı düştü. Demek ki eğimle güvenlik katsayısı düşüyor. İvme ile güvenlik katsayısı düşüyor. Şev açısı arttıkça ya da düştükçe düşüyor. Şev açısı arttıkça pardon, şev açısı arttıkça düşüyor. Çünkü eğim ne kadar yüksekse o kadar tehlikeli. İvme ne kadar yüksekse o kadar tehlikeli. İçsel sürtünme açısı ne kadar yüksekse o kadar güvenli. Bu şekilde bir analiz yapabiliyorsunuz. Şevi tetikleyici ivmeyi bulma söylemiştik. Wilson ve diğerlerini. Mesela şev parametreleri buradaysa 0,38 G'lik bir ivme oluşturuyor. Mesela bunları değiştirelim. İçsel sürtünme açısını 10 yapalım. Daha düşük bir ivme. Yani daha zayıf bir zemin daha düşük ivmelerde tetikleniyor. Mesela içsel sürtünme açısını 35 yapalım. Daha yüksek bir ivme. Yani daha sağlam bir zemini daha yüksek bir ivme ile ancak dengesini bozabiliyorsunuz. Bu bize bunu söylüyor. Eğer bölgede beklediğiniz ivme 0,30'sa ve kritik ivme de 0,59'sa bir problem yok. Ama 0,60'lık bir ivme bekliyorsanız bölgede stabilitesi açısından problem var. Çünkü kritik ivme 0,59. 0,59 ve yukarısındaki beklediğiniz o bölgede oluşacak herhangi bir deprem o şevinizde bir problem yaratacak, şevinizi tetikleyecek. Veya mesela bunu biraz daha düşürelim, 20 yapalım. 0,31 G'lik bir kritik ivmeniz var. Sizin bölgenizde 0,29 ivmelik bir deprem oluşturdu. Deprem oldu. O bölgede sizin şev stabilite riskiniz yok. Çünkü tetikleyen kritik ivmeden daha düşük bir değer. Şev stabilite analizinde dilim analizi demin görmüştük bu dilimi şu dilim olarak düşünün.
Bu dilimin özelliklerine girelim. Şu an güvenlik kasesi bir tam şey durumda, denge durumunda. Koezyonu arttıralım mesela. Bakalım ne olacak? Koezyonu arttırdık. Şöyle arttıralım hepsini. Bütün dilimlerdeki koezyonu arttıralım. Bakın güvenlik arttı. Eski haline getirelim. İçsel sürtünme açısını arttıralım. İçsel sürtünme açısını arttıralım. Güvenlik katsayısı arttı. Yani içsel sürtünme açısı ve koezyonun artması Heyelan'ı daha güvenli hale ya da Şev'i daha güvenli hale getirdi. Eski haline getirelim tekrar. Ortamda su var. Şu su. Bu suyu ortamdan kaldıralım. Bakın ortamdan su kalkınca güvenlik katsayısı arttı. Yani ortamdan suyu uzaklaştırdığında daha güvenli hale geldi. Demek ki buradan ne açığa çıkarıyor? Bir, su. Ortamdan uzaklaştıkça güvenlik katsayısı artıyor. Uzaklaştırdıkça. Koezyon yükseldikçe, içsel tırmanış yükseldikçe güvenlik katsayısı artıyor. Düşme durumlarında da güvenlik katsayısı düşüyor. Önemli. Bu statik durum için. Herhangi bir ivme yok burada. Şimdi biraz ortama biraz ivme katarsak ivmeyi mesela ne yapalım? 0,2 G'lik ivme olsun. Bakın burada bütün parametreler aynı. Şuradaki bütün mukavemet parametreleri 20'ye 15 ve parametreleri aynı. Fakat ivme 0,2 G. Ne oldu? 0,7'lik bir güvenlik katsayısına düştü. Birin altına indiği için güvenlik katsayısı problemli hale gelmeye başladı. Şimdi yönetmelikteki analizde ne yapıyorduk? Diyelim bir başlangıç değeri varsayıyorduk ki yönetmelik bize şunu söylüyordu. Bir başlangıç güvenlik katsayısı belirle. Bu güvenlik katsayısını şey yap, iteratif olarak sürekli arttır. Mesela diyelim 0,91'i belirledik yönetmelik bir güvenlik katsayısı olarak. İvme katsayımız düşey 0,1, yatayda 0,2. 0,7 bulduk. Bu 0,7'yi buraya girdiğimizde 0,7 değişti. Diyelim 0, demek ki bunun şeyi 0,7'ymiş. Dolayısıyla tabii burada şöyle başka bir şey yapalım. Yani parametreleri değiştirelim. Diyelim bunu 10 yapayım ben. Şunu da 18 yapalım. Şimdi başlangıçta 0,9 seçtik. 0,9 seçtik. 0,9 seçtiğimizde bize gamma RK'yı 0,7 hesapladı. Bakın burada. Bu 0,76'yı tekrar girdik. 0,74 hesapladı burada. Bu sefer 0,74'ü tekrar girdik. 0,73 hesapladı. 0,73'ü tekrar girdik. 0,735 belli bir değere yaklaştı. İkisi birbirinin aynı. Dolayısıyla başlangıç 0,9 değerinden diyelim 0,7'de belli bir değer etrafında yoğunlaşana kadar bu şevin güvenlik katsayısını değiştirmek suretiyle iteratif olarak değiştirmek suretiyle güvenlik katsayısını buluyoruz. 0,9 iken mesela veya bunu 1 yapalım mesela ekstrem bir değer. 0,77 çıksın. Buraya 0,77 yazdık. 0,74 çıktı. 0,74 yazdık. 0,73 oldu. 0,73 yazdık. Dolayısıyla 0,73 etrafında yoğunlaştı. Demek ki bu şevin güvenliği 0,73'müş. Şimdi bu parametreleri değiştirerek aynı şeyleri yapabiliriz. Demek ki bir, güvenlik para şeylerini
Mukavemet parametrelerini yanlış girersek ve suya ilişkin parametreleri yanlış girersek biz güvenlik kasesini farklı hesaplayacağız. Mesela biraz daha güvenli olsun bu şey. Mesela şunu 40 yapayım, abartayım biraz. Bakalım güvenlik kasesi. Burada 1,3 gözüküyor ama bu başka bir analiz, dinamik analiz. Şimdi bir başlangıç değeri varsaydık. Mesela diyelim bir başlangıç değeri varsaydık. Başlangıç değerimiz bizim diyelim 4 olsun. 4 için 1,59 yaptı. Bunu 1,59 yaptık. 1,5 yaptı. Bunu 1,5 yaptık. 1,5 yaptık tekrar. 1,52 yaptık. Evet, demek ki bak başlangıç değeriyle hesaplanan değer birbirine aynı oldu iterasyonla. Demek ki bu şevin, yani şev derken şunu kastediyorum, mukavemeti, kohezyonu 40 ve içsel sürtünme 18, tamamen atmasyon değer ama belli bir örnek açısından önemli. Bunu bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Şevin güvenlik katsayısını. Benzer şekilde kamalarda bir örnek var burada. Bu H zemin parametrelerini buradan girdiğimizde güvenlik katsayısını burada hesaplayabiliriz. Burada en önemli parametre ivme parametresi deprem açısından. Mesela şunu 0,4 girdiğimizde güvenlik katsayısı bakın düştü. İvmeyi çok düşük seçtiğimizde diyelim 0,1 güvenlik katsayısı 0,1. Kohezyonu diyelim arttırdığımızda diyelim tabii bu mega Newton olduğu için büyük bir değer şu an için 0,005 diyelim gibi. Burada da gene ana parametre kohezyon, içsel sürtünme açısı, ivme bu şevin stabilitesini değiştiriyor. Dolayısıyla da şevin stabilitesini değiştiren faktörler kohezyon ve içsel sürtünme açısı gibi ivme parametreleri, mukavemet parametreleri, su gibi mukavemeti azaltıcı, kayma mukavemeti düşürücü faktörler, ivme tetikleyici kuvvet, su da gene tetikleyici kuvvet. Bunlar arasında eğim tabii burada görmedik ama şurada dilim boyunu ve şeyi girerken burada program onu da hesaplıyor. Şurada bu şevin eğimi de yeraltı suyu düzeyi de şeyde etken. Bu ne kadar derinde şu eğim şevin eğimin ne kadar fazla ya da az olma durumu bütün bu şeyi etkiliyor. Yani komple sistem bir bütün olarak çalışıyor. Bütündeki her bir parametre size stabiliteye doğrudan ya da dolaylı katkı sağlıyor veya şev stabilitesini bozan ya da şev stabilitesini dengede tutan faktör olarak yer alıyor. Evet, burada anlatacaklarım bu ders için bu kadar. Neyi öğrendik dersek bir şev stabilitesi analizini gördük. Demin başta dersin başında söyledim. Nasıl dünya yüzeyinde kaya ortamları, sağlam ortamları, nadir ortamlarsa benzer şekilde düz ortamlarda nadir ortamlar. Çoğunlukla insanlar ovalarda yerleşim sağlıyorlar, düz ortamlarda. Fakat bu zeminle ilgili sıvılaşma gibi, büyütme gibi problemlere neden oluyor. Bu nedenle de tarihsel dönemlerde insanlar ovalarda çok fazla yerleşmiyorlar. Çünkü deprem etkileri orada çok gözüküyor. Bu durumda da yamaçlara ev kuruyorlar. Fakat burada da ikincil problem şev stabilitesi, yamaç stabilitesi ya da heyelan problemi ortaya koyuyor. Yani yamaçta da, ovalarda da, düz ortamlarda da, eğimli ortamlarda da ev ya da yapılaşma yaparsak da hangi ortamda yaparsak yapalım biz ortamın özelliklerini
yapılaşma öncesi ya da kentleşme öncesi bilmemiz gerekiyor. Bu dersin konusu eğimli ortamlardaki problemlerle ilişkiliydi. Evet, haftaya görüşmek üzere. Muhtemelen mikrobölgeleme konusunu işleyeceğiz. İyi günler herkese.